Yani arkadaşlar selamlar. Bu dersimizde scalper programını öğreneceğim. Öğretmeye çalışacağım daha doğrusu. Bu programla birlikte çalışmalarımız daha planlı bir şekilde gerçekleşecek. Çalışmaya başlamadan önce yani akademik bir çalışmaya başlamadan önce nasıl planlama yapılır? Bu program bize bunu göstermeye çalışacak. Ben öğrettikçe programın ne amaçla kullanılabileceğini de göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Programımızı ilk başta indirmemiz gerekmektedir. O nedenle arkadaşlar şurada bir site ismi var. Bakın şurada bu isme giriyoruz. Yani bu sitenin çevresine giriyoruz. Hemen girelim arkadaşlar. Bir Google'a girelim. Bakın Google'a girdik. Evet. Girdikten sonra şu kısmı arkadaşlar Scapple programı yani Scapple yazıyorum. Yazdım. Yazdıktan sonra da karşıma site çıktı. Bakın şu siteye giriyoruz. Yani demek istediğim nokta evet. Yani şu site, Scapple sitesi. Buraya tıklama gerçekleştirdiğimiz zaman arkadaşlar. Evet. Programın bulunduğu siteye giriyoruz. Programı indiriyoruz. İndirmeden önce arkadaşlar bakın şurada yani programın trialini yani deneme sürümünü indiriyoruz. Dikkatinizi çekerim. Eğer program hoşunuza giderse almak zorunda kalacaksınız. Bence mesela hak ettiği paraya da değecektir. Program zannedersem bir 40 dolar kadardır arkadaşlar. Ama bunun da yani online versiyonu da var. Onu da kullanmayı da göstereceğim size. Tabii tercih sizin. Hangisini kullanırsanız kullanın. Programın sayfasında bulunan bazı örnekleri de göstereceğim. Biz bu örnekler şekilde yapacağız. Yani fikirler arasında ne yapacağız arkadaşlar? Bağlantılar kuracağız. Ana sorunu merkeze yazacağız. Ana sorunun alt sorunlarını, onların da alt sorunlarını böyle karşımıza bir tablo şeklinde hazırlayarak karşılaştığımız problemle yüzleşmeye çalışacağız. Bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. İşte bu program da bize bunu yapabilmemizi sağlayacaktır. Programın içerisinde dikkat ederseniz bakın mesela kelimeler hep İngilizce. Yani burada ben size birkaç bir şey anlatayım. Mesela yani it is scalable simple yani scalable programı basit bir program. Creating notes is as easy as double clicking anywhere on the page yani not meydana getirmek bir yere çift tıklamak kadar kolay arkadaşlar. Making connections between the idea düşünceler arasında mesela bağlantı kuralım. Is as simple as dragging and dropping one and another. Yani düşüncelerin birbirinin üzerine getirerek aralarında bağlantı kurmak çok kolay. And unlike real paper yani mesela gerçek kağıt gibi değil ama benzemez ona. In Scapple you can move notes around and never and out of space. Yani Scapple'da aldığınız notları herhangi bir yere götürebilirsiniz ya da başka bir tarafa da taşıyabilirsiniz. Burada da örnekler var. Yani mesela write notes anywhere yani herhangi bir yere not ekle, notlar arasında bağlantı ekle. Completely free form yani özellikle her şeyle serbest bir şekilde çalışma ortamı sunmaktadır arkadaşlar bize. İstediğimiz yerlere mesela notları klon şeklinde yani sütun şeklinde ayarlayabiliyoruz. Ondan sonra çalıştığımız sayfanın arka kısmını istediğimiz şekilde renklendirebiliyoruz. Ondan sonra meydana getirdiğimiz notları renklendirebiliyoruz ve de köşelerini mesela değişik hallere sokarak onları görünür hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Hemen bunu programını indirelim. Bu bir araştırmacı için bence gerekli bir program. Bir çalışmaya başlamadan önce yani araştırmacı öneri vermeden önce önerisini bu programda hazırlayabilir ve sunumunu gerçekleştirebilir. Çünkü bazen tez önerisi olsun, makale fikri olsun, ondan sonra ya da bir kitap fikri olsun. Bunlar öyle kolay kolay oluşmuyor. Bunların mesela alt fikirleri de var. Onları hepsini böyle bir bütün şeklinde gördüğümüz zaman yani beynimiz daha farklı bir şekilde çalışmaya giriyor ve bize yani farklı fikirler meydana yani bizden farklı fikirlerin çıkmasına neden oluyor. Ne yapıyoruz? Hemen download kısmına geliyoruz arkadaşlar. Download dedik. Evet. Download dedikten sonra bir sayfa açılıyor. Dikkatinizi çekerim. Burada bir işaretleme yaparsam iyi olur. Biz Windows'u seçiyoruz arkadaşlar. Yani Windows'a kuruyoruz genelde. Şu anda mesela yani Pro benim bilgisayarım Macintosh değil. Yani Apple bilgisayar değil. Windows kullanıyorum. Yani sistem olarak Windows kullanıyorum. Oradan bunu tıklayacağım arkadaşlar. Hemen tıklamayı gerçekleştiriyorum. Sol altta program iniyor. Ondan sonra sakla diyorum. Sakladıktan sonra program dosyasını elde ediyorum. Bakın böyle elde ettikten sonra ne yapıyoruz? Tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra program kurulum yapıyor ve masa üstüne arkadaşlar benim
Yani şeyini getiriyor, ekini getiriyor. Ve getirdikten sonra da kısa yolunu getiriyor. Ben çift tıkladıktan sonra program açıyor. Açılır açılmaz dikkat ederseniz bakın burada program diyor ki ben diyor trial yani deneme versiyonuyum. Eğer beni almak istersen buraya tıkla. Eğer almışsan bir lisans kodun varsa buraya tıkla. Yani tıkla gir lisans kodu gir. Yoksa arkadaşlar try yani denemeye devam et diyor. Tabi bu deneme 30 günlük bir deneme değil. 30 günden fazla bir denemedir. Yani yeterince mesela programı öğrenebilecek bir zaman kazandırmıştır bu deneme. Bakın istediğim yere tıklıyorum. Notlar meydana getirebiliyorum. Görüyorsunuz. Evet. Yani fikir atıyorum ortaya. Bu fikirleri mesela ne yapıyorum arkadaşlar? Scapper programında herhangi bir yere not ekleyebiliyorum. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde Scapper programının web sitesine gittik. Web sitesinde bir takım resimler gördük. Bu resimlerin açıklamalarını okumaya çalıştım. Daha sonrasında bu programı indirmek için ne yaptım arkadaşlar? Download kısmına tıkladım. Tıkladıktan sonra inen program buraya indi. Tıkladıktan sonra programı next, next, next kurdum. Kurduktan sonra program masa üstüne kısa yolunu getirdi, kurdu ve ben de kurduktan sonra çift tıkladım, açtım. Açtıktan sonra da karşıma sarı bir alan geliyor ve bu sarı alanda mesela program diyor ki çift tıkla bir yere not oluştur. Ve bu oluşturduğu notların içine notlar yazabilirsin. Evet. Yani biz bu dersimizde Scapper programını bilgisayarımıza indirip kurmayı öğrendik arkadaşlar. Önümüzdeki derslerde ne yapacağız? Nasıl not verilir, notlar arasında bağlantılar nasıl kurulur bunu göstermeye çalışacağım. Şimdilik iyi günler.